Bu videoda türevi bir değişim oranı, eğrinin değişim hızı yahut da teğetin eğimi olarak yorumlayacağız. Soruda f üssü 5'in değerini tahmin etmemizi istiyorlar. Bu gösterimde kullanılan üssü f'in türevinin 5 noktasındaki değeri anlamına geliyor biliyorsunuz. Aynı zamanda da eğrinin üzerindeki apsisi 5 olan noktasındaki teğetin eğimi ya da eğimin tanımı olan y'deki değişimin x'deki değişimi oranıdır. Şimdi biraz düşünelim. 5 virgül f5 noktasını işaretlemişler. Eğer eğrinin bu noktadaki türevinin ne olduğunu bulmak istiyorsak, eğriye bu noktada teğet olan bir doğru çizebiliriz, öyle değil mi? Hemen çizmeye çalışalım. Bu şekilde evet, teğet olması için çaba harcıyorum. Evet, bu şekilde. Gördüğünüz gibi, bu teğet eğrinin bu noktada ne kadar dik olduğu hakkında bir fikir veriyor. Eğriler doğrusal olmadık için diklikleri sürekli değişir. Örneğin burada çok küçük bir eğim varken sağa doğru ilerledikçe, yani daha büyük x değerlerinde giderek artıyor. Ama sorudaki noktada yani 5 noktasında f üssü 5 bize eğrinin bu noktadaki eğimini verir. Bu noktada x yönündeki her bir birimlik harekette y yönünde 2 birim ilerliyoruz, öyle değil mi? Bu delta y'nin, 2'ye delta x'in de 1'e eşit olduğu anlamına gelir. O halde bu noktadaki teğet için y'deki değişim bölü x'deki değişim yani 2 bölü 1'i kullanırız. Yani 2 olarak buluruz. Bizden tahmin etmemizi istemişlerdi. Diğer seçeneklere baktığımda bunların çok farklı olduklarını görüyorum. Türevin eksi 2 olması x arttıkça y'nin azalması anlamına gelir. Evet eğer eğri bu şekilde çizilmiş bir eğri olsaydı türev ya da eğim o zaman eksi 2 olabilirdi. 0,1'lik bir eğim ise düz bir doğruya çok yakın bir durumda ortaya çıkmıştı. Örneğin bu noktadaki eğim 0,1'e yakın olabilir. Eksi 0,1 ise burada eğrinin aşağı yönlü ve düz olmaya çok yakın olduğu bir noktada. Eğimin 0 olduğu nokta da burasıdır. X değişirken Y ne artıyor ne de azalıyor. Yani bu noktadaki teğetin eğimi 0. Evet doğru yanıt kesinlikle 2 olmalı. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi de g'nin türevinin 4'teki değeri ile 6'daki değerini karşılaştırmamızı istemişler. Bunlardan hangisinin daha büyük olduğunu bulmamız lazım. Her zaman olduğu gibi videoyu durdurun ve soruyu öncelikle kendi kendinize çözmeye çalışın. Şimdi şu noktadan geçen ve eğriye teğet olan bir doğru çizeceğim. <laughs> olmadı. Tam bu noktada bu da pek iyi olmadı. Ah, bu çok yatay oldu. Oh, bu da çok dik, bir türlü çizemedim her zamanki gibi, bir kere daha deneyeyim. Sanırım bu sefer oldu. Evet çizdiğim bu doğru y'nin x'e göre değişimini, eğrinin eğimini ya da teğetin eğimini temsil ediyor. Her neyse. Bu noktaya geldiğimizde ise buradaki teğetin daha dik ve negatif yönde olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Evet hem daha dik hem de negatif yönde. Şöyle düşünün burada x'i bir birim arttırdığımızda y'yi bir birim azaltıyoruz. Bu yüzden de g üssü 4 yani g'nin türevinin 4'teki değerinin yaklaşık olarak eksi 1 olacağını düşünüyorum ama buradaki türev x'i 1 birim arttırdığımızda y'yi neredeyse 3 birim azaltmamız gerekiyor. Bu durumda g üssü 6 da yaklaşık olarak eksi 3'tür diyebilirim. Peki bunlardan hangisi daha büyük? Bu daha az negatif olduğu için diyelim <laughs> daha büyüktür ne demekse bu arada bu soruyu eğri inceleyerek de çözebilirdik neyse ee, eğri farkındaysanız sinizoidal bir eğri bu noktada düz yani y x'e göre değişmiyor sonra da azalmaya başlıyor ve azalması giderek artıyor buralarda daha düşük oranlarda azalıyor ve bu noktada eğim yine sıfır oluyor sonra da artmaya başlıyor ve tüm bunlar burada da yineleniyor. Evet soruyu bu şekilde düşünerek de çözmek mümkün.